Dünyada özellikle Avrupa'da mutasyon alarmı verildi. Kafalarda soru işaretleri oluştu. Bu virüsün etkileri aynı mı? Mücadele yöntemi değişti mi? Mutasyon aşının etkisini azaltır mı gibi sorular cevabını beklerken Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama geldi. Örgüt, yeni tip koronavirüsün daha hızlı yayılan türünün ciddi hastalık veya ölüme neden olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını bildirdi. Ayrıca endişe edilecek bir durum olmadığını, bunun virüs evriminin normal bir parçası olduğunun altı çizildi. Salgının yayılma hızının arttığı açıklamasının ardından Fransa, İngiltere ile uçuşlarını geçici olarak durdurmuştu. Ancak buna rağmen Paris-Londra arasında çalışan Eurostar trenleri yolcu taşımaya devam ediyor. Bu görüntüler endişeleri artırıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Orlando-Los Angeles uçuşu sırasında fenalaşan bir yolcu öldü. Yolcunun COVID-19 hastası olduğu açıklandı. Bilinci kapanan şahsa ilk müdahaleyi uçakta bulunan diğer yolcular yaptı. İnişe kadar kalp masajına devam edilen adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaya şahit olanlar hasta adamın uçak kalkmadan önce nefes almakta güçlük çektiğini ve titrediğini aktardı.